6 Şubat Kahramanmaraş merkezi yaşanan büyük deprem Türk milletinin hafızasına kazındı. Şiddetli her sarsıntı aynı korkuyu yeniden yaşattı. Geçtiğimiz günlerde ise Manisa'da ve Gökçeada açıklarında yaşanan depremler Çanakkale'deki panik havasını da yeniden canlandırdı. Uzmanlar bir kez daha uyardı. Ton TV'ye önemli açıklamalarda bulunan jeoloji mühendisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, Çanakkale'de büyük bir deprem bekliyorum dedi. Son 5 yıldır özellikle 5-6 yıldır Çanakkale'de büyük bir deprem bekliyorum. Hatta Şubat depremleri olmadan 2 gün önce sayfamda bir paylaşım yapmıştım. Türkiye'deki en tehlikeli yerler neresi? Deprem riski en yüksek olan yerler neresi? Birinci sıraya Çanakkale'yi koymuştum. Çanakkale'deki fay zonları hakkında bilgiler veren Perinçek şunları söyledi. En son 2014 Gökçeada depreminin olduğu bir fay zonumuz var. Bu Kuzey Anadolu fayının ana kolu. İşte İstanbul'un güneyinden geçiyor, Marmara Adası'nı boydan boya kat ediyor. Tekirdağ güneyinde karaya çıkıyor ve Saras Körfezi ve Gökçeada'nın kuzeyine uzanıyor. Şimdi bu bir zon, çok önemli. İkinci zonumuz Bolu civarında Anakol'dan ayrılıyor. İznik Gölü, Gemlik Körfezi, Bandırma Erdek, Biga, Çan Bayramiç, Ezine hattını takip ediyor. Bu da ikinci. Şimdi bu zon üzerinde de 1063 yılında Biga'nın kuzeyinde Parion Antik Kenti var. Orada bir deprem olmuş ve Kızikos Antik Kenti ile Parion Antik Kenti tamamen yıkılmış. 1063. Yani 1000 yıla yakın bir zaman geçmiş. Peki Çan civarında bir depremimiz var. 287 yıl geçmiş. Yani 7 büyüklükteki bir deprem yaşamışız. 287 yıl geçmiş. Dolayısıyla biz yer bilimciler olarak, jeolog ve jeofizikçiler olarak eğer bir fay üzerinde 7 büyüklükte bir deprem olmuşsa 250 yıl sonra aynı fay üzerinde yani Çan'da bir deprem daha bekleriz.